Baktığım şeye inanamayacaksınız gerçekten. Yani sanal gerçeklik gözlüğü bu. Yani olmayan bir şey varmış gibi görüyorum. Yani diyelim ki ben New York'a ya da Paris'e gitmek istedim e, ee, ama sokaklarını bilmiyorum. Tek tek o sokağı keşfedeceğim. Bu gözlükle onu yapabilirim. Canan Dağdeviren ismini duymadı, du duymadıysanız eğer hala duymayan kaldıysa lütfen öğrensin. Yiyilebilir kalp pilinin mucidi. Çok önemli bir e, bilim insanımız. E, şu anda Harvard Üniversitesi'nde öğrenimine devam ediyor ve yarı zamanlı da öğretim görevlisi bildiğim kadarıyla dolayısıyla buluşlarıyla e, ismimizi bayrağımızı hakikaten e, küresel platformda müthiş temsil eden e, bir bilim insanımız gurur duyuyoruz kendisiyle ben de zaman zaman yazışıyorum ve çalışmalarını da yakından takip ediyorum yani giyilebilir teknolojiler hayatımızın büyük bir parçası olacak. Canan'ın yarattığı giyilebilir kalp pili her şeyden önce bir kez o kanlı operasyonu neşteri hayattan çıkarması bakımından çok önemli bir adımdı. Bunun dışında önümüzdeki gelecekte teknoloji bizi öyle yerlere götürecek ki aslında sanal gerçekliğin hayatımızın en önemli gerçeklerinden birisi olacağını çok yakında göreceğiz. Önemli olan soru şu. Acaba bu teknolojilerin en son hali, e, yüksek teknolojinin ulaşabileceği son nokta bizim ülkemizden, Türkiye'den çıkacak mı? Bunu bilim insanları Türkiye'den dünyaya tanıştırabilecek mi? Benim sorum bu. Hazal Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Benim bir hayalim var. Hakikaten bu tür buluşların, bunların da hepsinin bilgisi zaten elimizde var. Önemli olan fark yaratan bir noktaya getirebiliyor muyuz? Bilimsel olarak bunu e, ticaret, e, ticari bir ürün olarak e, kurgulayabiliyor muyuz? Ve bunu e, dünyaya satabiliyor muyuz? Önemli olan bu. Sizin yaptığınız çalışmanın içeriği ne? Ne üzerinde çalışıyorsunuz şu anda? Biz e, mimarların ve endüstriyel tasarımcıların, Hazırladıkları 3 boyutlu çizimlerin tüketilebilir hale gelmesine yardımcı oluyoruz. Artık Neden 3 boyutlu çizimin tüketilir hale gelmesi önemli? Ne e, getirecek, e, değiştirecek hayatımızda? Mimarlar ve e, tasarımcılar 3 boyutlu çizimleri yapıyorlar ama bunları ancak bilgisayardan görüntüleyebiliyorlar. Ya da bir 3 e, boyutlu yazıcıyla ürünün çıktısını alabiliyorlar. Ama ürünün çıktısını almadan önce belki müşteriye sunum aşamasında hem fikir olabilmek için bir öngörüye ihtiyaçları var. Biz bu öngörüyü sağlıyoruz. Ama beni kandırıyorsunuz mesela. Hayır. Olmayan bir görüntüyü bana izletiyorsunuz ve beni inandırıyorsunuz. Olacak olan, olması planlanan bir şeyin tam olarak nasıl olduğunu, sizin nasıl olacağını sizin de anlayabilmeniz için bunu görselleştiriyoruz. Çünkü herkes almayı düşündüğü kanepe'nin salonunda nasıl görüneceğini gözünün önüne getiremiyor olabilir. Herkesin her dünya sokak geniş olmayabilir. Biz buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya ben mesela bu gözlüğü taktığım zaman belki o kanepe'nin üstüne gidip oturacağım. Öyle mi? Yani oturmazsanız daha iyi olur. Oturmak kanepe orada olmadığı için düşersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanepe duvarınızla uyuyacak mı ya da oraya sığacak mı? Çünkü birebir boyutta gösterebiliyoruz. Almayı düşündüğünüz kanepe oraya sığacak mı? Sizi mezur eden kurtardık ya da Salonumda kütüphane yapmak istiyorum. Ve boydan boya, duvardan duvara bir kütüphane yapmak istiyorum. Ve ben bunun karşıdan nasıl görüneceğini merak ediyorum. Aslında evin içinde yürüyerek salona geldiğim ilk andan itibaren duvarın kütüphane ile e, buluştuğunda nasıl bir görüntü oluşacağını çok rahatlıkla anlayacağım. Öyle Aynen mi? öyle. Dünyada bu teknoloji kullanılmıyor değil. Kullanılıyor. Sizin evet. getirdiğiniz farklılık ne? Eee biz karmaşık modelleri mobil cihazlarda çok yüksek görüntü kalitesinde çalışabilmesi için uğraşıyoruz ve uğraşılarımız olumlu sonuçlar veriyor. Ulaştığınız bu teknolojiyi mesela dünya pazarına e, satma şansımız evet, var. Evet satıyoruz şu anda. Amerika'da ve İsrail'de müşterilerimiz var. Bizim yatırımcı ortaklarımızdan bir tanesi Amerika'da yaşayan bir Türk. Onun bağlantıları sayesinde Amerika'da iç dekorasyon ve mobilya firmalarına satışlarımız oluyor. Yatırımcı ortak ne demek? Siz şimdi bu terimi kullandığınızda bizi belki izleyenler aklına takılmıştır. Ya. Ne demek yatırımcı ortaklık ve neden önemli sizin gibi mucitler için? Girişimciler genelde çok parlak bir fikri ve bunu yapacak enerjisi olan ama parası olmayan insanlar oluyor. Evet. Yatırımcılar da parası zaman, parası, parası zaman ama mutluyum. Parası olan ama yeni bir şey üretmek için belki çok fazla vakti olmayan insanlar oluyor. Bu paralar vakit ve enerjiyle birleştiğinde böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve başarılar ederim. diliyorum çok gelecek için gerçekten. Bakın çok önemli bana, bana kalırsa söylediği şey bir kez hep diyorum ya işte bir ekosistemden beslenmesi lazım. İyi bir projenizin olması çok önemli bir şey değil. Tabii ki çok önemli ama her şey demek değil. O projenin gerçekten başarıya ulaşabileceğine inanıp para yatıran girişimcileri destekleyecek olan melek yatırımcıların adı üstünde zaten melek. Yani destek vereceğim diyor. Yani o melek ruhuyla hareket ediyor. Ama melek ruhunun e, tamamı sadece iyi niyetten değil. Onun dışında ticari olarak da başarı kazanacağını gördüğü andan itibaren o fikir ölmeden, o efor kaybolmadan, o heyecan bitmeden doğru zamanda doğru desteği verebilmek. İşte onun için çok önemli. Sadece bir fikri olup da destek arayan binlerce insan olduğunu ama fikrinin doğru kişiye ulaştıramadığı için yok olup gittiğini gördüğüm zaman işte ona üzülüyorum. Bu bir israf, bu bir kayıp. İşte bizim ekonomiyi daha güçlü kılabilmemiz için, dünyanın ilk 10 ekonomisine girebilmemiz için bizim bu bilgiyi ortaya çıkaran mucitleri, girişimcileri destekleyip, arayıp, bulup e, güçlendirecek platforma kavuşturmadan dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmemiz mümkün değil. Onun için arayacağız, bulacağız, destekleyeceğiz ve dünyada fark yaratacağız. Ben buna inanıyorum.